unutmayın. Zafer, zafer benimdir diyebilenin, muvaffak olacağım diye başlayabilenindir. 1919 yılına gidiyoruz şimdi. İşgal altındaki İstanbul'dayız. Düşman kuvvetlerine karşı başlatılan direnişin öyküsü, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen Harrington Kupası'nın kazanılma hikayesini anlatan Türk halkının bağımsızlık için direnişi. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin kenetlenip moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Bu konuyu önemsiyorum. İstiklal Savaşımız bağlamında önemsiyorum. Ve İstiklal Savaşı'nın adı çok bilinmeyen, çok tanınmayan kahramanları bağlamında önemsiyorum. Ülkenin nasıl birleştiğini, nasıl tek yumruk haline geldiğini çok iyi yansıtmışlar. Milli mücadelemizin işte o an dediğiniz sahneleri vardır ya böyle tarih kitaplarından okuduğumuz. Hepsini bize gösteren, anlatan, demek ki böyle olmuş dedikten sahneler seyrettim. Dile bence filmi izleyin. Hakikaten etkileneceksiniz. Sabri Toprak'ın hikayesi, Galip Kulaksızoğlu'nun hikayesi. Oradaki futbolcuların, gencecik sporcuların aslında nasıl şehit düştüğü bu uğurda. Acayip bir film izledik ve çok etkileyiciydi. Oyuncular da çok iyiydi. Tümüç'ün Esen vardı. Yiğit Özşener bu arada çok güzel bir makyajla bize Atatürk'ü yansıtıyor. Oyuncular muazzamdı zaten. Onu söylemem lazım. Oyuncu seçimleri de. Kubilay Aka var başrollerinde. Nejat İşler var. Yılmaz Bayraktar. İngiliz yüzbaşısını canlı. Ya arkadaşlar seyredin. Bir makyaj Levent abi Atatürk, aynı Atatürk yapmış. Gözyaşlarınızı da tutamayacaksınız. Birce Akalay, Halide Edip çok güzel canlandırmış. Çok etkili Sultan bir... Sultanahmet mitingi bakın, itirat. Halkımızın milli hissini harekete geçirmek için. Ve orada söylüyorlar, kadınlarımız diyor mesela. Muazzam evet. Bir sahne vardı. Milli mücadeleyi çok güzel anlatıyor. İstanbul'un bir zamanlar gerçekten 5 yıl boyunca işgal altında kaldığını. Bir taraftan da çok duygu dolu bir film. Aşklar var. Milli mücadelede ve bu savaşın kazanılmasında, o esaret altındaki İstanbul'da kadınların nasıl çalıştığını da çok güzel anlatmışsınız. Bizim tarihimizin en çok böyle tanıklık etmek isteyeceğimiz anlarını çok güzel parça parça işlemiş sevgili Abdullah Oğuz ve çok güzel anlatmış bizlere. Kurtuluş ve özgürlük olayını simgeleyen başarılı bir çalışma. Zaferin rengi, etkilendiğim, duygulandığım bir film. Beğendin mi? Beğendim. Ben proje olarak da beğendim, uygulama olarak ben da beğendim. Ben de öyle düşünüyorum. Çok özenli bir iş olmuş. Taksim kışlasını yapmışlar. Birebir kulüp binası birebir yapılmış. Mekanlarla ilgili, kostümlerle ilgili, o dönemin formaları, topu. Yani her şey o kadar gerçekçi ki kuşkuya düştüğün tek bir an olmadı benim. Genç bir kadının aşkı var. Her bu ülkenin evladının bilmek isteyeceği, öğrenmek isteyeceği tarihimiz var. Bence çok başarılı bir sinema diliyle anlatılmış. Duygusal hale geliyorsunuz, duygulanıyorsunuz, etkileniyorsunuz. İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluşu, milli mücadele döneminde aslında ne kadar da önemli hizmetlerde bulunmuştu. Nice isimsiz kahramanlarımız sayesinde bu ülke... Çok beğendim. Zaten filmden çıktığımda hala ağlıyordum. Çok duygu yüklü, tarihimizi anlatan ve gözyaşlarıyla salondan çıktığımız bir film Zafer'in Rengi. Hayran olacaksınız.